Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin 11. dersindeyiz. Bu dersimizde Selefilerin delil olarak gösterdiği Eyn Allah, Allah nerededir hadisini tahlil edeceğiz. Eyn Allah hadisi şöyledir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir cariyenin Müslüman olup olmadığını anlamak için ona Allah nerededir diye sormuş. Cariye bu soruya cevaben Allah göktedir demiş. Daha sonra efendimiz Aleyhisselatu vesselam ben kimim demiş. Cariye sen Allah'ın resulüsün deyince efendimiz Aleyhisselatu vesselam onun Müslüman olduğuna hükmetmiş. Selefiler bu hadisi delil gösterip diyorlar ki peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam cariyenin Allah göktedir sözünü kabul etmiş ve onun Müslüman olduğuna hükmetmiştir. Demek Allah göktedir. Yine bir kimsenin Müslüman olup olmadığını anlamak için kendisine bu soru sorulur. Allah'ın gökte olduğunu söylerse Müslüman olduğuna hükmedilir. İşte Selefiler böyle diyorlar. Bu derste, onların bu sözünü kökünden çürüteceğiz. Evvela meskur hadis zayıftır. Çünkü hadiste ızdırap vardı. Hadis ıstılahında ızdırap şudur. Hadisin senedi sayı dahi olsa bir hadis farklı raviler tarafından nakledilir ve hadisin metninde uyumsuzluk olursa buna ızdırap denir. Izdırap hadisin sıhhat derecesini zayıfa düşür. Şimdi bu hadisin kaç farklı şekilde rivayet edildiğini görelim. Birinci rivayeti biraz evvel zikrettiğimiz haliyle Ata bin Yasar nakletmiştir. Bu hadiste Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah nerededir diye sormuş cariye bu soruya cevaben Allah göktedir demiştir. İkinci rivayet yine Ata bin Yesar'dan gelmiştik Bu rivayette Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah nerededir dememiş. Semade kim var diye sorarcasına elini yukarıya kaldırıp işaret buyurmuştur. Üçüncü rivayet yine Ata bin Yesar'dan gelmiştik bu rivayet şöyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cariyeye Allah'tan başka bir ilah olmadığına şahitlik eder misin diye sordu. Cariye evet dedi. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eder misin diye sordu. Cariye yine evet dedi. Hadis bu şekliyle Ubeydullah bin Utbe tarafından da nakledilmiştir. Dördüncü rivayette Cariye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorularına sadece işaretle cevap vermiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cariye'ye Allah nerededir diye sormuş. Cariye eliyle yukarıyı işaret etmiştir. Beşinci rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cariye'ye Allah nerededir diye değil. Rabbin kim diye sormuş. Cariye eliyle yukarıyı işaret etmiştir. Altıncı rivayette eliyle işaret etmeyip başıyla yukarıyı göstermiştir. Gördüğünüz gibi hadisin rivayetleri farklı farklıdır. Bir rivayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah nerededir diye sormuş. Başka bir rivayette Rabbin kim diye sormuş. Diğer bir rivayette sormamış. Sadece elini yukarıya kaldırıp işaret buyurmuş. Başka bir rivayette Allah'tan başka bir ilah olmadığına şahitlik eder misin diye sormuş. Yine bir rivayette cariye Allah göktedir demiş. Ama diğer rivayette böyle dememiş. Sadece eliyle yukarıyı işaret etmiş. Diğer bir rivayette ise başıyla yukarıyı işaret etmiş. İşte rivayetlerdeki bu farklılıklar sebebiyle ızdırap oluşmuştu. Izdırap da hadisin sıhhat derecesini zayıfa düşürmüştü. Peki şimdi selefiler ne yapmalı? şunu yapmalı. Bu manada sahih bir hadis göstermeli ve bu zayıf hadisi ona dayamalı. Hadi bize bu manada sahih bir hadis göstersinler. Yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Hatta sayı hadis bulamazlarsa bari zayıf hadis göstersinler. Zayıflar bir araya gelip kuvvet bulsunlar. Peki bu manada zayıf bir hadis gösterebilirler mi? Hayır, bunu da yapamazlar. Çünkü bu manada başka hiçbir hadis yoktu. Şimdi merak ediyor ve diyorsunuz ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu olaydan başka bir kimsenin Müslüman olup olmadığını hiç araştırmadı mı, sorgulamadı mı? Yani bu olay tek mi? Yok. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sorguladığı onlarca olay var. Lakin ne hikmetse hiçbirinde Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah nerededir diye sormuyor. Tek sorduğu soru Rabbim kim ve ben kim? Onlarca örnekten altı tanesini nakledelim. Birinci hadise sahabeden Eşşerit bin Süvet tarafından nakledilmiştir. Eşşerit bin Süveyd hazretleri Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelerek annesinin mümin bir cariyeyi özgürlüğe kavuşturmasını vasiyet ettiğini, kendisinin de siyahi bir cariyesi olduğunu söyledi onu azat etmekle bu vasiyeti yerine getirmiş olup olmadığını sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cariyeyi kendisine getirmesini söyler. Cariye gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbin kimdir diye sorar. Cariye Allah der. Ardından ben kimim diye sorar. Cariye Allah'ın Resulüsün der. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşerit bin Süreyde der ki onu azat edebilirsin zira o mümindir. İkinci hadise buna benzer bir olaydır ve İbni Ebi Şeybe tarafından nakledilmiştir. Bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek annesinin mümin bir köleyi azat etmeyi adadığını ve kendisinin bir cariyesi olduğunu söyler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cariyeyi kendisine getirmesini söyler. Cariye gelince Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diye sorar. Cariye evet deyince sahabeye onu azat etler. Üçüncü hadise el hakim tarafından nakledilmişti. Bu sefer efendimize gelen bir kadındı ve yanında siyahi bir cariyesi vardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam cariyenin mümin olup olmadığını öğrenmek için şu soruları sorar. Rabbin kim? Dinin ne? Ben kimim? Namaz kılıyor musun? benim Allah katından getirdiklerimin hak olduğunu ikrar ediyormuş. Cariyenin bütün bu sorulara evet diye cevap vermesi üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam onu azat etti. Dördüncü hadise şöyledir. Ramazan hilalini gördüğünü söyleyen bir adamın mümin olup olmadığını öğrenmek için Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisine şöyle sorar. Allah'tan başka bir ilah olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Adam evet deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam oruca başlanmasını emreder. Beşinci hadise şöyledir. Yahudi bir ailenin çocuğu ölüm hastalığındayken Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yanına gitmiş ve kendisine şöyle sormuş. Allah'tan başka bir ilah olmadığına şahitlik eder misin? Çocuk evet demiş. Bu sefer Efendimiz şöyle sormuş. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Çocuk yine evet diye cevap vermiş. Bir süre sonra çocuk vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabeler onu yıkayıp defnetmişler. Altıncı hadise, başta Buhari ve Müslim olmak üzere pek çok kaynakta zikredilen İbni Sayyad kıssasıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbni Sayyada benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diye sormuştur. Bunlar gibi daha birçok hadise var. Bu örnekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kişinin mümin olup olmadığını anlamak için Allah nerededir sorusunu sormayıp Rabbin kim ben kimim sorusunu sorduğunu ve kelime-i şehadeti ikrar etmesini istediğini göstermektedir. Bu kadar sayı hadis varken zayıf bir hadisi delil getirmek mümkün değildir. Hafız Abdullah bin Muhammed el Harari Şerhü Sıratul Mustakim isimli eserinde şöyle diyor. Cariye hadisi iki sebepten dolayı sahih değildir. Bir, bu hadis muzdarip bir hadistir. Çünkü birbirinden farklı rivayetleri vardır. İki, bu hadis usul kaidelerine muhaliftir. Çünkü dinimizin kurallarına göre kelime-i şehadeti söyleyen mümin ve Müslüman olur. Nitekim 15 sahabenin rivayet ettiği hadisi i şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle der: İnsanlarla Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Allah ne dedi hadisi zahirine göre alındığı takdirde bu mütevatir hadise muhaliftir. O zaman ya tevil edilir ya da reddedilir. Çünkü muhaddisler mütevatir hadislere muhalif olan ve tevil edilemeyen hadisleri reddederler. Bu makamda şöyle bir soru akla gelebilir. Mesku cariye hadisini İmam Buhari nakletmiştir. İmam Buhari'nin naklettiği bir hadisi nasıl sayı kabul etmeyiz? Buna cevaben deriz ki İmam Buhari bu hadisi sahihinde nakletmemiş. Halku Ef'alil İbad isimli eserinde zikretmiştir bu kitaptaki bütün hadisler sahihtir de dememiştik. Kaldı ki İmam Buhari sahihindeki bir kısım hadisleri de zayıf kabul eder. Bu hadislerin zayıf olduğuna işaret olması için de senetsiz bırakmıştır. Bu meseleyi hadis savunması isimli eserimizin 37. dersinde izah etmiştik. Dileyenler o dersi seyredebilirler. Dersimizde buraya kadar şu noktaları ispat ettik. 1. Cariye hadisi zayıftır çünkü hadiste ızdıraf vardır. 2. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cariyeden başka kimseye Allah nerededir diye sormamıştır. Bu hadis tektir. 3. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sorduğu tek soru Rabbin kim, ben kimim sorusudur ve kelime-i şehadeti ikrar etmesini istemekti. 4. Cariye hadisi usul kaidelerine muhaliftir. Çünkü dinimizin kurallarına göre kelime-i şehadeti söyleyen mümin ve Müslüman olur bütün bu izahlardan sonra selefiler hala inat edip yok biz cari hadisiyle amel ederiz derlerse şimdi onlara farklı bir izah yapacağız. Onlara deriz ki cari hadisini sayı dayı kabul etseniz bu Allah'ın gökte olduğunu ispat etmez. Zira Efendimiz aleyhissalatu vesselam Eynallah diye sormuş. Arapçada eyne kelimesi sadece mekan için kullanılmaz. Hem mekan hem de mekanet yani şan için kullanılır. Dolayısıyla soru Allah nerede'dir şeklinde değil, Allah'ın şanı nerede'dir şeklinde olabilir. Cariye semadadır derken makamı çok yüksektir demek istemiştir. Nitekim Araplar falanın mekanı semadadır sözüyle ne semayı ne de orada yer tutmayı kastederler. Bu sözle o kişinin şanının yüceliğini kastederler. İmam Razi, Hafız Subki, İmam Kurtubi, İmam Nevevi, İmam Suyuti, İmam Ebu Hayyan Endulusi, Hafız Askalani gibi birçok alim hadisteki eyne lafzını mekanet yani şanla tefsir etmişlerdir. Yani ey selefiler kaçacak yeriniz yok. Hadisteki ızdıraba gözünüzü yumsanız. Hadis alimlerinin bu hadis zayıftır sözüne kulaklarınızı tıkasanız bu hadisi sayı kabul etseniz yine de Allah'ın gökte olduğunu ispat edemezsiniz. Çünkü hadisteki eyne lafzını mekanetle izah edebiliriz. Zira bu Arapların kullandığı bir usluptu. Kardeşlerim dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.